Arkadaşlar, kıssalarla Arapça öğreniyorum dersimize hoş geldiniz. Kıssamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kağıt kalemleriniz hazırsa başlayalım. Evet, kıssamızın kısaca özetini yapacak olursak, Abdullah ailesiyle birlikte uyandı. Annesi kahvaltı hazırladı ve onlara seslendi. Kahvaltı yaptılar. Kahvaltıdan sonra Abdullah arkadaşına gitti. Ba'del iftari haraca Abdullahi minel beyti ve zehebe ile sadiqihi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsmi Sadiqihi Mahmud dün. Mahmud dün. Beytü Mahmud'in virgül. Bey Tü Mahmud'in beyne arasında arkadaşlar es-saydaliyeti. Es-say-de-li-yeti. Vel-bekkaleti. Nokta. Mahmudun validun veledun özür dilerim. Mahmudun veledun tayyibun. Tay gibi. Evet, harekeleyelim. İsmi Sadi Rihi. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar hiçbir harekeyi rastgele koymuyoruz. İsmi sadiqihi arkadaşının hu zamirimiz yine eklendi. He bu şekilde yazılır arkadaşlar. Şu şekilde yazılır. Bu şekilde yazılır. Bir de şu şekilde yazılışı var. He bu şekilde de görebilirsiniz. İsmi sadiqihi onun. Sadiqihi arkadaşının nın eki. Türkçedeki arka da şı nın neyi? İs mi? Gördüğünüz gibi İsmi muzaf sadiqihi muzafın ileyh. Sadiq muzaf hi muzafın ileyh. Sadiqihi kelimesi de kendi arasında
Muzaf, muzafın ili. İsmi sadiqihi, arkadaşının ismi Mahmudun. Mahmudun. Mahmut'tur. Mahmut. Arkadaşının ismi Mahmut. Virgül. Beytü Mahmud'in. Beytü Mahmud'in. Mahmud'un evi. Mahmut. Un. Evi. Beyt-i Mahmud'in beyne arasında. Arasında. Arkadaşlar, fi gibi, ale gibi, inde gibi yer zarfı arasında manasından da anladığınız gibi yer gösteren bir zarfımız. Es-say de liyeti. Beyne saydaliyeti vel bakkaleti. Vel bakkaleti. Vel bakkaleti. Şu noktamız arkadaşlar, cümle bitiş noktası bu noktamız. Evet, beyne fi gibi, inde gibi, ale gibi kendinden sonraki ismi esire yapan bir ektir arkadaşlar. Bir zarftır. Beyne saydaliyeti. Beyne esire yaptı. Etkilediği ismi esire yaptı. Fi gibi, hale gibi. Evet. Saydaliye eczane. Eczane. Es-saydaliyeti. Eczane ile ve burada eczane ve bakkaletin. Bakkal, Türkçemizdeki bakkal arkadaşlar. Bakkal. Bugünlerde pek kullanılmıyor. Çünkü marketler çoğaldı. Küçük market şeklinde de düşünebilirsiniz. Bakkal ve eczane arasında. Mahmud'un evi. Beytü Mahmud'in yine Muzaf'ın ili. Beytü Mahmud'in Muzaf'ın ili. Beytü tamlanan, Mahmud'in tamlayan. Mahmud'un evi beyne arasında. Neyin arasında? Es-saydaliyeti vel bakkaleti. Bakkal ve eczane arasında. Beyt-i Mahmud'in arkadaşlar mübteda,
Yine bir basit isim cümlesi. Mübteda. Yani Türkçemizde ne oluyor? Özne. Basit bir isim cümlesi. Sadiqihi isim tamlaması arkadaşlar. Onu tekrar hatırlatmış olayım. Beytü Mahmud'in mübteda. Cümlemizin mübtedası. Özne yani. Beyne saydaliyeti vel bakkaleti. Haber cümlemiz. Şöyle. Haber. Yani haber yani yüklem. Yine ismi sadiqihi mübteda yani özne. Mahmudun. İsmi sadiqihi Mahmudun. Yine mübteda haber arkadaşlar. Şöyle haber. Basit isim cümlesi. Mahmud. Devam ediyoruz. Beynes saydaliyeti vel bakkaleti nokta. Cümlemiz bitti. Mahmudun veledun tayyibun. Mahmudun veledun tayyibun. Mahmut veledün bir nekre kelime bir çocuktur. Nasıl bir çocuk? Tayyibun iyi bir çocuk. İyi bir çocuktur. Mahmudun mübteda veledün Tayyibun. Haber arkadaşlar. Yine bir isim cümlesi. Emamel beyti. Evin önünde. Yine cümlemiz bitti. Nokta. Emamel beyti. Elif lam takılı geldi. Neden? Çünkü belli bir evden bahsediyoruz. Abdullah'ın evinden bahsediyoruz. Emamel beyti seyye. Emamel beyti seyyaratun cemiletun. Seyyaratun cemiletün. Nokta. Cümle bitti yine. Emamel. B kameri harflerimizden arkadaşlar. O yüzden elif lam takısının lamı okunur. Emamel Beyti. Emamel beyti. Seyyaratun bir araba. Cemiletun güzel. Emame önünde. Önünde var. El beyti. Evin. Evin. Kimin evinin? Belli bir ev. Hemen el takısı olduğuna göre
bilinen bir evden bahsediliyor. Geniş Arapça bir kelimeyi cümle olarak düşüneceğiz arkadaşlar. Daha önceki dersimizde de söylemiştim. El beyti, emam el beyti. El takısı geldiğine göre bu Abdullah'ın evi. Emam el beyti. Abdullah'ın evinin önünde. Emame önünde var. Bu da fi gibi, beyne gibi, ale gibi yer zarfı arkadaşlar. Emame önünde var. El beyti, emam el beyti evin önünde var. Ne varmış? Geniş düşüneceğiz. Seyyaratun cemiletun. Güzel. Cemiletun. Güzel bir araba. Nekre bakın. Güzel bir araba var. Varı emameden çıkarıyoruz. Emamel beyti mübteda yani özne. Seyyaratun cemiletun haber yani yük lem. Şunu bir araya çizgi koyalım arkadaşlar. Mübteda özne. Basit bir isim cümlesi. Yine nokta cümlemiz bitti. Velidu Muhammed Mahmudun. Velidu Mahmudun. Mahmudin. Velidu Mahmudin. Mahmud'un Mahmud'un yazı Mahmud'un şeklinde okunur ama yazılırken Mahmud'un şeklinde yazılır arkadaşlar. Velidü babası. Babası. Velidü Mahmudin. Yine nedir? Muzaf. Muzafın iley. Yani muzaf tamlayan isim tamlaması. İsim tamlaması karşımıza çıktı. Velidü Muhammed Mahmud'un Velidi Mahmud'un Mahmud'un babası mühendisin. Mühendisin. Ve mühendis arkadaşlar bildiğimiz mühendisdir. Velidü Muhammed'in yine isim cümlesi. Velidü Muhammed'in mübteda mühendisün haber. Yani özne yüklem.
Validetühü muallimetün. Valide tühü. Validetühü. Bakın hü geldi. Daha önce hi şeklinde okuduk. Çünkü burada mübteda ötüre olur. Fail konumunda validetühü onun annesi. Onun annesi. Validetühü. Annesi muallimetün. Muallimetün. Tün. Yine validetühü mübteda muallimetün haber yine bir isim cümlesi. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Sabahul hayır. Sabahul hayır. Sabahun nur. هل المدير موجود؟ نعم، المدير موجود. عندنا موعد معه على الساعة العاشرة. لحظة من فضلك. سأقوم بإخبار المدير عن حضوركم. تفضلوا بالجلوس هنا. شكرا. المدير في انتظاركم. تفضلوا بالدخول. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك يا حضرة المدير. هذه فرصة ممتازة للتعاون معكم. أظن أن التعاون معكم سيكون فعالا. نعم، هذا ما أتمنى. أقدم لك السيد سمير عمر، وهو مدير قسم الصادرات والواردات. تشرفنا يا سيد سمير. الشرف لي يا سيد أنطونيو. هل قمتم بقراءة بنود الصفقة؟ نعم، بالتأكيد قمنا بقراءتها. وهل هناك ملاحظات عليها؟ لا، ليس هناك أي ملاحظة عليها.